Bu hikaye yine iyiler ve kötüler arasında geçer. Kazananın bir taraf, kaybedeninse insanlık olacağı, acımasız ve kirli insanların sadece Mezopotamya üzerinde oynadıkları oyunun hikayesidir. Gerçeğin hikayesi Dara çok yakında. Merhabalar hocam. Merhabalar kardeşim. Nasılsınız hocam? İyiyiz. Dalgalı deniz gibi işte. Nasıl geçiyor hocam? Yorucu hayatınız var. Evet, bayağı bir yorucu hayatımız var. Hani son zamanlarda zaten bu pandemi dönemi bizi bayağı bir yordu ama durmadan yola devam ediyoruz. Peki hocam, Fatih Yiğit kimdir? Bize biraz bahsedebilir misiniz? Fatih Yiğit kimdir? Aslında çok güzel bir soru. Fatih Yiğit sensin. Fatih Yiğit, Mehmet, İzzet, Melik, Ali, Diyar, Yasin. Fatih Yiğit, Mezopotamya. Melik dedik, Melik geldi. Fatih Mezopotamya. Peki hocam, malum yeni projeleriniz var, hayalleriniz var, yeni yeni öğrencileriniz var. Daha önce yapılmamış bir coğrafyada yapılmayanı yapmaya çalışıyorsunuz. Yeni projeleriniz hakkında, öğrencileriniz hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tam olarak ne yapmaya çalışıyorsunuz, ne istiyorsunuz? Şimdi projelerim yeni değil. Şöyle bir şey. 14 yaşından itibaren ben bu sektörü seçtim. Bir Mezopotamya'nın Mardin'inde 40 kuyu, Kürtçesi Çelbira olan bizim köyümüzde. İlk hayalim bu oldu. O da bir şeyden esinlendim. Bunu da ben söylemeyeceğim. Yani maalesef size söylemek yani değil. Siz hiçbir kimseye söylemedim. Esinlendiğim şey bir gün eğer 14 yaşında kendime verdiğim söz, bir gün eğer gerçekten bir yapımcı olursam ve bu ülkenin sınırlarını da geçersem, Avrupa'ya kadar gidersem, orada ben memleketimi temsil ederken beni bu yola iten gücün ne olduğunu bir ödül törenine yapmak istiyorum. Zaten oraya varmadığım zaman ben kendimi zaten bir yapımcı addetmiyorum. Yani benim için coğrafyamı en uzak diyarlarda temsil edebilmek yapımcılıktır. Buradaki temel amaçlarımızdan bir tanesi ilk başta bunlar değildi. Çok enteresan bir hikayemiz var aslında. Yani zamanı şu an değildi bence. Ben kendimce yaptığım planlamada 40-45 yaşlarında, şu anda 33 yaşındayım. 40-45 yaşlarında ben coğrafyaya geleceğim ve burada bir takım faaliyetler yürüteceğim diye hesaplarken Son Efendiler diye bir sinema film projem vardı benim. Pandemi dönemine takıldığı için beklemeye aldım. Bir de ayrıca başka özel bir nedeni vardı. Biz rekke çalışması, yani mekan bakması, mekan gezmesi çalışmaları için uzun zamandan sonra Mardin'e geldim. Her zamanki gibi Mardin Kızıltepe'nin ana caddeleri, yolları, bildiğiniz mayın tarlası gibi. Aracımın tavanı düştü, VIP aracımın tavanı düştü. Sağa çektik işte, arkadaşlar falan ilgilenirken bir tane genç herhalde beni tanıyordu. Yani görmüş, takip ediyormuş. Siz yapımcı Fatih Yiğit misiniz? Evet dedim. Çayımı içer misin? Daha 12-13 belki 14 yaşlarında bir çocuk. İçeyim, nerede içeceğiz? Ben çıraklık yapıyorum Kırtasiye'de. Gittik Kırtasiye'de oturduk. Yan tarafı tütüncü falan, böyle bir sigara sardı, getirdi verdi. Buyurun bunu da için. Çayımı içtim. Arabayı izliyorum. Arada bir çocuğa bakıyorum. O da arabayı izliyor. Bir döndüm. Ben gideceğim, fotoğraf çektirmek istiyorsan çekelim, gideceğim. Çocuk güldü, dedi yok ben fotoğraf çektirmek için değil. Sadece merak ettim. Hep buraya gelip iyi konuşup herkese vaatte bulunan insanların nasıl bir hayat sürdüklerini merak etmiştim.
Maşallah araban var altında, VIP korumaların, şoförün, asistanın. Peki bu coğrafyadan çıktıktan sonra sen burası için ne yaptın dedi. Biz gençler için ne yaptın dedi. Ve gerçekten hayatımda cevap veremediğim en nadir sorulardan bir tanesiydi. Ne yapmamı istiyorsun dedim. Bir proje çekeceğim, seni orada oynatayım. Yok dedi, benim böyle bir hevesim de yok. Sadece şunu bilmeni istiyorum dedi. Eğer vaktin varsa dedi, Elazığ'a dedi, Amatem'e git. Ve Antep Amatem'e git dedi. Orada Mardin Kızıltepe'li kaç tane gencin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğren. O gün zaten bunu düşünmekle geçirdim. Hiçbir çalışma yapmadım. Ertesi gün ilk işim Elazığ Amatem'e gitmek oldu. Bahsettiğim bir yıl oldu. 4500 küsür eroin bağımlısı. Diğer uyuşturucu maddeleri saymıyorum bile. Vahim bir rakam. Bu kayıtlı rakamlar. Oradan çıktım. Tekrar Elazığ'dan Antep'e geçtim. 4000 küsür, yani 4100, 4080 gibi bir rakam. Hepsi Kızıltepe. Pardon. Yaş sınırı 11. 11'den başlıyor. Belki daha küçük de vardır. Sonra yani hemen Kızıltepe'ye döndüm. Bir kendi çapımda bir arkadaşlarımı topladım. Eski arkadaşlarımı. Burada kalanlardan 3-5 kişi. Ben dedim buraya bir şeyler yapmak istiyorum dedim. Bir tiyatro gösterisi düzenleyeceğim dedim. Uyuşturucu üzerine bir tiyatro oyunu yapacağız. Bir salonunuzu falan göreyim dedim. Daha komik bir şeyle karşılaştım. 410 bin nüfuslu Kızıltepe'nin bir tane tiyatro ve kongre merkezi salonu yok. Yok. Yani sağ olsun bizim bir değerli abimiz var. Kendisi sonradan işte DİKA'da genel sekreter oldu. Yılmaz Altun da Ömerli eşrafından çok değerli bir insan. Onun sekreteriyle görüştüm. Tabii o zaman kendisiyle görüşmek nasip olmadı. Yoğun programı vardı. Toplamda 7 tane kongre merkezinin Kızıltepe'de olduğunu söylediler. Yanlışım varmış benim. Krokilerini ve bölgelerini istedim. Dedim ki gidip inceleyeceğim. O zaman bende bir hata var, özür diliyorum. Gittim incelemeye. Şimdi isim verip bir de üstüne üstlük bu insanlara rant sağlamak istemiyorum. Hepsi düğün salonu. Kongre merkezi ve tiyatro ve bilmem ne kongresyum adı altında devletten para almışlar. Hibe. Kendi arazilerinde düğün salonları yapmışlar. Ve devlet de 410 bin nüfuslu Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 7-8 tane kongre salonunun olduğunu biliyor. Devlet öyle biliyor. Çünkü devlet bakmıyor. Devlet insanına güveniyor. Devlet personeline güveniyor. Ve peşinden çok fazla incelemiyor. Tabii bu durum çok eski zamanlarda gelişmişti. Sağ olsun yeni o zamanki genel sekreterimiz Yılmaz Başkan durumla alakalı çalışmalar yaparken, yani bu durumun üzerine gitmek isterken, çünkü ondan bir önceki sekreter bu hataları yapmış ya da bu rantları sağlamış. O üstüne gitmek isterken pat diye bir gece ansızın görevden alınıyor. Bakın yani bir sürü güzel şeyler yapmak isteyen güzel insanlar var. Bir başka arkadaşımız kültür turizmden, o görevden alınıyor. Çünkü niye? Bir önceki dönemde rant sağlanmış sürekli. Ama bir kongre merkezi yok. Bir tane tiyatro salonu yok. Bunu niye anlattım? 7. kat tiyatroyu kurdum ben. Kızıltepe'nin her yerini gezdim. Her yerini. Paramla kiralayacağım. Vermiyorlar. Tiyatro ne diyorlar? Şaka gibi. Kızıltepe gibi bir yerde 9 tane tiyatro grubu var ve adamların kendilerine göre gidip prova alacakları bir sahneleri yok. Ev tutuyorlar, prova alıyorlar,
polis baskını yiyorlar, evde zina yapıyorlar diye. İftira atıyorlar ki o ev boşaltsın. Bir dükkan tutuyorlar, prova yapıyorlar. Orada toplanmışlar, gençlik yapılanması var. Yani hani bir laf vardır. Çok özür diliyorum, kendimi de içine katarak millet olarak damalı eşek gibi olmuşuz. Yani 1.000 tane hayvanın içinden muhakkak bir seçiliriz biz. Ve tiyatro grupları dağılıyor. Hepsi dağılıyor. Tabi bunların hepsini araştırdım ben. Yani işimi gücümü bıraktım. Sinema filmini bıraktım. Bir köşeye aldım. Ben dedim bunun peşine düşeceğim. Ölüm tehditleri aldım. Çok komik gelecek. Şu anda zaten savcılarımızın birçoğu inceleme yapıyor. Kiralık katil tutuyor. Kiralık katil tuttular ya. Düşünün, kiralık katil tuttular. Ama biraz da geçmişim, memlekette biraz sevilen bir insan olduğum için geçmişte, bir de ailemden ötürü de biraz göz korkusu olduğu için kiralık katilin kendisi beni aradı. Bak, şunlar şu kadarlığına para verdiler, seni şu kadarlığına para için seni bacağından vuracağız diye. Ve biz seni tanıyoruz ve çok utanıyoruz şu an. Ne yapalım? Ben dedim afiyet olsun. Parayı yiyin, gidin onlara selam söyleyin. Ne yapacaksınız? Yani birçok şeyle karşılaştım. Şimdi yanımda Mehmet oturuyor. Mavi gözlü, koca yürekli çocuk. Bir gün annesiyle, tabii bu aşamayı anlatacağım. Yani Kızıltepe'de 7. katta bir yer bulduk. Bir iş anında ve orayı tamamen bir tiyatro alanına çevirdik. Sahnesi, perdesi, koltukları ve 60-70 kişilik bir sahnemizi oluşturduk ve diğer o dağılmış tiyatro gruplarını topladık. Toplandılar. Ve orada sürekli prova alındı. İnsanlar oyun çıkardı. Çıkardıkları oyunları dışarıda sergilediler. Başka illerde sergilediler. Alkışlar topladılar. Özgüven kazandılar. Bunu da yemediler. Yani yediremediler kendilerine. Aslında kaçırdıkları çok kötü bir nokta var, biliyor musunuz? Çok kötü bir nokta. Şimdi Mehmet'ten yola çıkacağım. Ben Mehmet'i almadım yanıma. Mehmet annesini alıp zorla ikna etti. Bakın, annesini alıyor 11 yaşındayken. Şu an 12 yaşında. Israrla 13 diyor ama 12 yaşında. Takip ediyorum. Mehmet annesiyle geliyor. Yarı Türkçe yarı Kürtçe ile annesi benimle konuştu. Ben ne yaptığınızı bilmiyorum. Ama oğlum sizin ne yaptığınızı biliyor. Ben dedim ki ablacığım dedim, yani çocuk sınıfımız yok. Mehmet'in suratı düştü. Yan tarafta B1 grubu diye bizim bir grubumuz var. Hemen onlara gittim, dedim ki arkadaşlar, ben size 11 yaşında bir çocuk verirsem ona sahip çıkar mısınız? Hepsi seve seve dedi. Ve 11 yaşındaki çocuğu aldım. Götürdüm, B1 grubunun içine attım. B1 grubunda eğitim alan Mehmet gizli gizli A1 grubuna da kaçıyormuş. Orada eğitim alıyor, sonra oraya gidiyor. Orada eğitim alıyor, sonra oraya gidiyor. Yani aradaki 2 aylık farkı tek başına kapatıyor. Ama biz haberimiz yok. Hiç haberimiz yok. Yani biz izliyor diye zannediyoruz. Ama meğerse o öğrenmeye gidiyormuş. Oturup A1 grubunu izliyormuş. Ve açığını kapattı çocuk kendi kendine. Tabii beni çok mutlu etti. 7. katta çok tatlı bir yer açtık. Ve binlerce insan geldi oraya. İskender Bağcılar gibi bir usta, Sinan Benger gibi ustalar, Hacı Mustafa Develi gibi bir usta, tiyatrocu, oyuncu, TRT'nin kanalları, İran kanalları, Irak kanalları, bunlar gelip orada röportajlar yaptı ve bu gençler hep kendini orada gördü. Yani ilk defa gençler kendilerine önem verildiğini hissetti. Sonra tabii biliyorsunuz baharın ardından yaz başlar, yazın arkasından güz, güzün arkasından kıştır. Ama bize böyle yapılmadı. Bizi bahardan kışa ittiler. Maalesef. Mülk sahibimiz birilerinin maşası oldu. Ve bin bir türlü yalanla ve bin bir türlü sahtekarlıkla o gençlerin o yerini kapattı. Yani işin içinde maddiyat boyutu yok. İşin içinde şerefsizlik var. Yani biraz ağzım bozmak zorundayım. Çünkü bu şerefsizlik, bu kanı bozukluk. Yani orada eğitim alan 70-80 kişinin
umudunu alıyorsunuz, böyle bir hareketinizle eziyorsunuz. Şuradan yola çıkmak istiyorum. Ben Mehmet'i almadım. Azat'ı almadım. Hejar'ı almadım. Özgür'ü, Diyar'ı, Selahaddin'i, Abdullah'ı, bunların hiçbirini almadım. Yasin'i almadım. Bunlardan bir tanesi örnek vereceğim. Mehmet şimdi uyuşturucu bağımlısı olacak. Anlatabildim mi? Sonra bu uyuşturucu bulmak için ne yapacak? Hırsızlık yapacak. Birkaç kez yakalanacak, korkacak, bu sefer ailesine saracak. Ailesini tüketti. Bu çocuk ne yapacak? Yeni arkadaşlıklar edinecek. Yepyeni arkadaşlıklar edinecek. Ve bu arkadaşlıkların sonucunda yeni eroin bağımlıları çıkacak ortaya. Peki o diğer kurbanlar kim olacak? He? Şimdi böbürlene böbürlene memlekette gezen böyle zengin adamlarımız var ya, iş adamlarıdır, köy ağalarıdır, beylerdir. He? Onların çocukları olacak. Sonra onların çocukları onlara saracak. Onların çocukları hırsızlık yapacak. Çünkü 50 tane örnek gösterebilirim. Şu anda ne hale geldiklerini gösterebileceğim 50 örneğim var benim. 50 tane örnek var. دلبر عزیز شوخ و تمیز، فرخیز و پریز.